hocam Türkçe nasıl çalışacağım? Şimdi kaç dinlersen Tonguç, Türkçe yazılısından süper bir not almak için sana çok güzel taktikler vereceğim. Birincisi, Türkçe yazılısında en önemli kısım okuma ve anlama kısmı. Yani dolayısıyla yorumlama kısmı. Burada hızını artırman gerekiyor. Eğer soruyu uzun uzun okursan, vakit kaybedersen, soruları anlayamazsan ister istemez Türkçedeki ilk soru olan anlama sorularında puan kaybedersin. Dolayısıyla ilk başta hızını artırman gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Birincisi, dersteyken yani sınıfta okulda hocayı dinlerken mutlaka dikkat olmasın. Hocalar mutlaka şöyle şeyler söyler. Bakın arkadaşlar, buraya dikkat edin. Burası önemli. Burayı sorabilirim gibi cümleler söylerler. İşte o esnalarda, yani sesini yükselttiği anlarda hocanın. O esnalarda ben uyuyorum hocam. Hayır, saçmalama, uyumak yok. Derse uyumak yasak. Dolayısıyla o esnalarda mutlaka kulağını dört aç ve hocanın söylediklerini dikkatli bir şekilde not al. Sana sıfat fiili söyleyebilir, zamirleri söyleyebilir, isimleri söyleyebilir. Bak şu edebiyata dikkat edinler, buna dikkat. Bir şeyleri söyler sana. Mutlaka bir vurgu yapar. Bunu neden vurgular biliyor musun? Çocuklar da öğrensin, çalışsın da ben de iyi notlar almasına vesile olayım der. Hiçbir hoca öğrencilerim çok düşük not alsın istemez. Dolayısıyla önemli yerleri mutlaka not al. Evde çalışırken eve geldin, tamam, çalışma ortamını düzenlemen lazım. Mutlaka sessiz bir ortamda çalışıyormuş. Böyle televizyon açıkken, televizyonda dizin varken veya YouTube'da başka bir müzik kanalı açıkken ders çalışamazsın. Birazcık sessize ayarla. Bak, 2 saat dizi veya televizyon açıkken çalışmak yerine yarım saat, yani 30 dakika hep sessiz çalışsan çok daha verimli olursun. Dolayısıyla sessiz bir ortamda çalışmak sana çok daha fazla zaman ve başarı kazandırır. Aynı zamanda masan da düzenli olsun. Eğer masan dağınıksa, böyle dağınık şöyle bir masaya, kimse hiç çalışasın gelmiyor. Çalışasın ya. Gelmez. Masanı önceden topla. Hatta bu konuda annenden destekleyebilirsin. Anne, ben birazdan yazılıya çalışacağım. Lütfen masamı toplamda bana yardımcı olur musun? Odayı pırıl pırıl görürsem çok iyi motive olacağım diyebilirsin. Eğer anne motive etmezse sen kendi yapabilirsin. Bireysel çalışırken mutlaka tekrarlar yapmalısın Tonguç'um. Nedir tekrar? Sana hocan diyelim ki filmleri öğretti veyahut da cümlelerini öğretti. Bunu aç, defterde hoca neler söylemiş, hangi notlar vermiş, veya bizim videolarımızı açabilirsin veyahut da konu anlatım kitaplarımıza bakabilirsin. Kendi konu anlatım kitaplarına bakabilirsin. Güzel güzel tekrar et ve böylece kendine bir çalışma kağıdı oluştur. Yani kısa kısa özetler çıkar. Adeta sınavda senin o kağıtlara bakmana izin vereceklermiş gibi küçük küçük kağıtlar hazırla. Ve bol bol kitap okut olmuş. Türkçenin en önemli başarısı kitap okumakla geliyor. Çünkü kitap okuduğun zaman kelime hazinen gelişiyor. Bilgi dağarcığın gelişiyor. Zaten sınavı 70 puan okuduğunu anlama hocam. Aynen değil. Kompozisyon yazdırıyorlar, 70 puan okuduğunu anlama ve sıfatları, zamirleri, fiilleri, filmleri çözerken de okuma yeteneğin çok çok önemli. Çünkü eğer anlayamazsan okuduğunu, oradaki kelimenin sıfat mı olduğunu, zamir mi olduğunu da göremezsin. Ve tabii ki de en önemlisi, bol bol soru çözmen lazım. Hangi sorudan kaç tane çözeceğini de tabii ki eksiklerine göre belirle. Diyelim ki filmse eksiksen, filmsen 100 soru çöz. Paragrafta eksiksen, paragraftan bol soru çöz. Ki paragraftan da hemen hemen her gün soru çözmek senin için hem bu sene gireceğin sınavlarda, yazılılarda, hem de gelecekte gireceğin sınavlarda büyük bir başarı sağlar. Soru çözerken iki tane kısım var Türkçe'de. Bir anlam bilgisi var, bir de dil bilgisi var. Anlam bilgisi için yorumlama yeteneği geliştirmen lazım. Yani bol bol paragraf sorusu, metin sorusu çözmen lazım. Dil bilgisi ise çok daha basit. Bilmen gerekenleri öğren, bizim videolarımızı izleyebilirsin, hocanın ders anlattıklarını tekrar edebilirsin. Sonrasında yine orada soru çözmen senin için yeterli. Ve yoruma dayalı sorularda en önemli kısım Türkçe'nin bu. Öncelikle soru kökünü iyi oku. Yani soru kökünü okumadan koca paragrafı okursan vakit kaybedersin ve metinde anlatılmak isteneni iyi anla. Bilgiye dayalı dil bilgi sorularında ise dil bilgisinin temel kurallarına dikkat et. Bazı taktikler veriyoruz ya, işte önce yükleme bul, sonra mame ekledir. Bu tarz şeyleri iyi bir şekilde incele ve bu tarz taktikleri uygularaktan zamanla kazanırsın Tonguç'um. Ve dil bilgisinin terimlerini iyi öğren. İsmin diğer adı at, sıfatın diğer adı ön at, zarfın diğer adı belirteç, zamirin diğer adı adıl. Bunları bilmiyorsan, çekimli fiilin fiil olduğunu bilmiyorsan camdan atlayayım hocam. Camdan atlama da yani birazcık soru kaçırabilirsin. Ve yine en önemli aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları. Ünite sonunda değerlendirme soruları veriyor Milli Eğitim Bakanlığı. Orada çıkan soruları yapabiliyorsan sınavından 100 alırsın. Niye? Çünkü oradaki sorular esasında senin sınırlarını belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında olmayan bir şeyi hoca soramaz. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında zamirleri detaylı bir şekilde işlemediyse hoca da detaysız bir şekilde soracaktır. Dolayısıyla sen kitapta dönüşlülük zamirini bulamadıysan Milli Eğitim Bakanlığı kitabındaki ünite değerlendirme testinde, sınavda çıktığı zaman bulamayabilirsin. O yüzden oradaki soruları çözebilen bir öğrenci sınavdan iyi bir not alır ve konulara da göz at. Yazılı gününde sabah erkenden uyanıp verimli saatleri kaçırma. Yani sabah böyle geç kalkmak veyahut da sınava iyi geç bir şekilde yatıp gitmek sana... Son gün tekrar edilir mi hocam? Son gün tekrar yapmak önemli. Tekrar ettikten sonra uyumak önemli ama gece sabahlara kadar çalışırsan istediğin verimi alamazsın. Ve hazırladığın çalışma kağıtlarına göz at. Yazılı ayrıntıda önce sorunun tümüne bir göz at. Şöyle kolay soruları bir belirle ve en iyi bildiğin sorudan başla. Yani aa, ben bu sıfatları biliyordum de veyahut aa, ben filmleri biliyordum veyahut ben paragrafı yaparım de, en iyi bildiğin sorudan başla ve soruların da doğru olmadığından emin ol. Ve sana son bir sürprizimiz daha var. Ne hocam böyle? Bütün YouTube kanallarımızda, 5. sınıf kanalımız, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve YouTube ana kanalımıza toplam 8 tane iPhone hediye ediyoruz. Hocam çıldırdınız mı? Evet, öğrencileri çok sevdiğimiz için çıldırdık. Hem onlara yazılarına destek olmak hem de onları motive etmek adına iPhone ediyoruz. Toplam
toplam 8 tane. Yapman gereken şey ise çok çok basit Onguç'um. iPhone kazanmak için sınıfının kanalına 7. sınıfsan 7. sınıfa, 11. sen 11'e, 8. sen 8'e abone olmak ve Tonguç Akademi'nin ana kanalına abone olmak, YouTube kanalına abone olmak yeterli. Ve bu videonun altına veya yazılılarla alakalı herhangi bir videomuzun altına veya da herhangi bir YouTube videomuzun altına yazıları Tonguç etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşın ismini yorum olarak yazman senin çekişe katılmak için. Etiketi başa arkadaşları nereye yazacağım hocam? Bak yazıları Tonguç'a diyorsun, ardından da Mehmet Can diyorsun. İşte Ahmet Yılmaz diyorsun veya da Ahmet diyorsun, fark etmez. İki arkadaşın ismini, abone ettiğin iki arkadaşın ismini yazman yeterli. Şimdiden yazılarına başarılar ve tabii ki de iPhone çekilişinde iyi şanslar Tonguç'a. Teşekkür ederim hocam.